Şimdi bir de okul çağındaki çocuklar için bir problem var. Evet. Bu da zeka geliştirici. Bunu da düşündük, taşındık. Ben bir fuara gitmiştim de fuarda benim tanıdığım bir dostum, doçent doktor Kemal Bey ve kimya mühendisi Deniz Bey. Onlar da bir ürün getirmişler. IQ Plus diye. Dedim bu ne? Zekayı geliştirir. İlkokuldan üniversiteye kadar okuyan çocuk bunu alırsa hafızasını geliştirir, kişiyi konuya odaklandırır, imtihana girdiğinde heyecanlanmaz, gerilmez, strese girmez, bildiği her şeyi yazar. İlkokuldan üniversite, her çağda, her yaşta, herkes kullanabilir. Aa, çok mükemmel, bir bakayım dedim, baktım. Dediler ki biz bunu zaten satacağız, tek ürünümüz. 15 yıl çalışmışlar, bir ürün üretmişler, onu da satmak istiyorlar. Çünkü kendi şeyleri değil. Ben bunun içerisine dedim, çok güzel bitkilerle daha etkili hale getirdim. Satalım sana o zaman dediler. Patent hakkını satın aldım. 10 bin lira ödedim. Sadece isim için para dedim. Ve geliştirdim. Ne var içerisinde? Ginkgo, sarı kantaron, ginseng, üzerlik, yeşiltay, turunç kabuğu vesaire. 19 çeşit. Hepsini söylersek olmaz değil mi? Ya, birazını saklayalım. Bazı uyanıklar var. 19 çeşit bitki ekstresi içerir. Öğrenci sınava girmeden birkaç gün önce bu IQ Plus kullandığı zaman bildiği her şeyi yazar. Hiçbir şey unutmaz. Gerilmez, strese girmez. Konuya odaklanır. Hafızayı güçlendirir. Gerilimi, stresi atar. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen Okul %100 doğal. dönemindeki çocuklar için ders dinleme açısından da her gün kullanılabilir mi bu Okul formül? dönemindeki çocukları da kullanır. Mesela Sadece sınav siz için de değil yani. kullanabilirsiniz. Gerilmemek için. Ben de kullanabilirim. Yani böyle halkın karşısında konuşan politikacılar da kullanabilir. Mesela oradan kitaptan okuyor. Hala politikacı olmuş. Milletvekili baka baka okuyor. Okumaya gerek yok. Geriliyor, korkuyor, panik oluyor. Veya öğretmenler yazarak okuyor. Ben de bazen bakıyorum da. Gerilmemek için ne yapmak gerekir? IQ Plus. Rahatlatır, relax, rahatlatıcı, gerilimi stresi atıcı, kişiyi konuya odaklandırıcı, bildiklerini unutmaz. Ne biliyorsun? Bazıları mesela imtihana girer, imtihanda, sınavda yazar, yazar. Aa, dışarı çıkınca şunu 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 unutmuşum, vah. Şurada şunu kaybettim, burada bunu kaybettim. O heyecanla unutmuştur. Bildiğinin %50'sini yazmıştır, %50'sini yazamamıştır. Eyvah der ama iş işten geçmiştir. İmtihandan sonra aklından gelir. Bunu kullandığı zaman IQ Plus'ı bildiği her şeyi yazar. Gerilmez, sakin, rahat, relax. Kafasındaki bütün negatif düşünceleri atar. Bu aynı silgeç gibi. Nasıl ki arabanın camını o tozu, toprağı, çamuru siliyor. IQ Plus da beyni siler, silgeç gibidir. Bütün negatif düşünceleri siler. Hatta IQ Plus'ın bir özelliği daha var. Kara sevda nedeniyle intihara teşebbüs etmeyen şahsın kafasındaki negatif düşünceleri dahi siler. Pozitif düşünür. Pozitif, pozitif. Bazıları mesela aşıktır, kara sevdalı. Ama karşısındaki bayan buna cevap vermez. Üzülür, sıkılır, bunalıma girer. Bu tür insanlar kullandığı zaman o da relax olur. Normal karşılar, önemsemez. Yani kara sevdaya bile iyi gelir.